Rusya'nın korkunç termobarik roket atarı Tospira'nın Ukrayna'daki gücü. Tospira, özellikle yüksek patlama gücü ve geniş etki alanı ile bilinen bir çok namlulu roket atar sistemidir. Bu sistem, düşman savunmalarına, sığınaklara ve tahkimat alanlarına karşı etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Termobarik mühimmatın yarattığı şiddetli basınç ve sıcaklık dalgası, Dospira'yı kentsel ve takip edilmiş alanlarda özellikle yıkıcı bir silah haline getirir. Ukrayna'daki kullanımı, savaş alanındaki stratejik değerini ve potansiyel yıkım gücünü gözler önüne seriyor. Bu silahın etkisi, modern savaş alanının dinamiklerini ve savaş suçları ile ilgili uluslararası hukuk tartışmalarını da etkilemektedir. Dospira roket hatlarının genel özellikleri Dospira Rusya tarafından geliştirilen çok namlulu bir roket atar sistemidir. Bu sistem, termobarik ve ayakkacı mühimmat kullanarak geniş bir etki alanına sahip patlamalar yaratmak üzere tasarlanmıştır. Termobarik mühimmat, hedef alanda, oksijeni tüketerek şiddetli bir basınç ve sıcaklık dalgası oluşturur. Bu özellikleriyle toz bira, düşman savunmaları, sığınaklar, tahkimatlar ve yoğun askeri birlikler üzerinde yıkıcı etkiler yaratabilir. Ukrayna'daki kullanımı ve etkisi Toz biranın Ukrayna'da kullanımı, özellikle kentsel savaş alanları ve tahkim edilmiş mevkilerde dikkat çekmektedir. Bu silahın yarattığı yüksek patlama kuvveti ve basınç dalgası, binaları ve diğer yapıları ciddi şekilde hasara uğratabilir. Ayrıca, termobarik mühimmatın insanlar üzerindeki etkisi son derece ölümcül olabilir. Toz biranın kullanımı, savaşın seyrini etkileyebilecek stratejik bir faktör olarak görülmektedir. Stratejik ve taktiksel avantajlar Toz Pira sistemi, Rus kuvvetlerine stratejik ve taktiksel avantajlar sağlamaktadır. Bu silahın yarattığı korku ve yıkım, düşman birliklerinin moralini bozabilir ve savunma hatlarını zayıflatabilir. Ayrıca, toz bir anın hızlı ateşleme kabiliyeti ve hareketliliği, birden fazla hedefe hızlı bir şekilde tepki verme olanağı sunar uluslararası tepkiler ve insani kaygılar. Tosbiranın kullanımı uluslararası toplumdan ciddi tepkiler almıştır. Termobarik silahların yarattığı yıkımın boyutu ve sivil kayıpların potansiyeli insani ve hukuki kaygıları beraberinde getirmiştir. Bu tür silahların kullanımı uluslararası hukuk açısından tartışmalıdır ve savaş suçları ile ilgili endişeleri artırmaktadır. anın geleceği ve savaş alanındaki rolü TOSBİRA'nın Ukrayna'daki kullanımı, modern savaş alanında termobarik silahların rolü ve etkinliği hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Bu silahın gelecekteki çatışmalarda kullanımı, askeri stratejiler üzerinde belirleyici bir etki yapabilir ve savunma sistemlerinin bu tür tehditlere karşı nasıl adapte olacağına dair soruları gündeme getirir. TOSBİRA Termobarik Roket atarın Teknik Özellikleri Genel Yapı ve Tasarım Sistem Tipi çok namlulu roket atar sistemi platform Dosbira genellikle bir tank şasisi üzerine monte edilmiştir. Bu da ona arazide hareket kabiliyeti sağlar. Lansman yapısı 24 roket taşıma kapasitesiyle döner bir lansman sistemi. Roket ve mühimmat özellikleri. Roket türü 220 mm termobarik roketler. Menzil yaklaşık 6 kilometreye kadar efektif menzil. Patlama alanı geniş bir alanı etkileyebilen yüksek patlayıcı başlıklar. Hareketlilik ve manevra kabiliyeti. Taşıyıcı araç genellikle T-72 tank şasisi kullanılır. Bu da sisteme zorlu arazi koşullarında bile yüksek mobilite sağlar. Hız ve hareketlilik, tank tabanlı platform, hızlı konum değiştirme ve ateşleme sonrası hızla çekilme kabiliyeti sunar. Ateşleme ve kontrol sistemleri Ateşleme mekanizması: Uzaktan kontrollü ve otomatik ateşleme sistemi. Hedefleme ve kontrol: Gelişmiş hedefleme ve atış kontrol sistemleri, roketlerin doğru hedeflere yönlendirilmesini sağlar. Etki ve yıkım gücü: Patlama etkisi, termobarik roketler geniş bir alanda şiddetli basınç ve sıcaklık dalgası yaratarak tahrip gücünü maksimize eder. Yıkım kapasitesi: Özellikle sığınaklar tahkim edilmiş yapılar ve yoğun askeri gruplar üzerinde yüksek yıkım kapasitesine sahip. Kullanım alanları ve stratejik değer. Operasyonel kullanım, şehir içi çatışmalar, tahkim edilmiş savunma hatları ve grup hedeflere karşı etkili. Stratejik önem, düşman birliklerine ve savunma hatlarına karşı korku ve caydırıcılık unsuru olarak stratejik bir değere sahip. tos bir anın bu teknik özellikleri, onu modern savaş alanında özellikle yıkıcı bir silah haline getirir ve geniş çaplı etkileri nedeniyle kullanımı uluslararası toplum tarafından dikkatle izlenmektedir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen abone olun ve bildirim zilini açın. Ayrıca arkadaşlarınıza da önererek bize destek olabilirsiniz. Her türlü desteğiniz için şimdiden teşekkürler.